Çorum Saat Kulesi. Şansımıza da hava bulanık. Aslında Çorum parlak bir şehirdir normalde. Şu tarafta uzaktan görünen Ulu Cami. Burası da tam merkezi Çorum'un. Biz Çorum'da yıllarca yaşadık. Yerlerin açık olduğu zamanlar oluyor. Fırsat yapmış çocuklar. Çorum Merkez Çarşı'nızı. Çorum'da yayalar çok büyükler. Sağlarına sollarına bakmadan yaya geçitlerini kullanıyorlar. Çünkü neden? Şurada yaya geçidi yazıyor. Gerçi ben bu kadar hürriyete karşıyım ama paşa paşa kuralları uymaya çalışıyoruz. Bakın şimdi. Böyle kuralları görünce ikişer ikişer. Ben kendim de yaya oluyorum arada sırada. Hiç olmazsa beşer onar kişi geçiyorduk. Şimdi tek kişi yola atlıyor. Neden? Çünkü öncelik hakkı yayalarmış. Karşıdaki binada çarşı vardı ama işe yaramadı galiba. Kısa sürede o çarşıyı yok ettiler. Şu anda da bir şey yok. En fazla şuradaki yeşil otların şekli değişmiştir. Mesela şu otobüs Buhara Mimar Sinan'a gidiyormuş. Eskiden Buhara Mimar Sinan Çorum'un çok dışındaydı ama artık neredeyse Çorum'un içi sayılıyor. Babamın çalıştığı yer neresi? Geldik mi? Geçmiş miyiz babamın çalıştığı yere? Gerçekten mi yıkmışlar mı? Babamın çalıştığı yer burasıydı. Yerinde yerler esiyor şu anda. Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü'ydü babam burada. Eskiden olan binada. Şu anda boş bir alan. Şu aralıktan gidince İmam Hatip Lisesi vardı. Ben orada okudum. Sınavlara girdim, çıktım vesaire. İmam Hatipliyim yani. İmam Hatipli olmak ayrıcalıklıdır. Bence. Eskiden de böyle düşünüyordum. Hala böyle düşünüyorum. İnşallah İmam Hatip'in kalitesi her geçen gün daha güzel artar. Ve her zaman böyle düşünmeye devam ederim. Şu taraftan da başka mahallelere gidiliyor. Şu anda kavşaktayız.
müzeye gidiliyormuş, askerlik şubesine gidiliyormuş. Müze, askerlik şubesi. Şuradan görüntümüz de böyle. Burası Atatürk Anadolu Lisesi. Şu anda ikindi ezan okunuyor. Şuradaki apartman eskiden perili köşk olarak biliniyordu. Cinler periler varmış. 3 günde giren kiracılar çıkıyormuş. Öyle derlerdi. Biz korkardık tabii, ben gerçeğini tam olarak bilmiyorum. Sesler, patırdılar, gürültüler geliyormuş. Arkamızdaki trafik de böyle. Bu arada camımız kirli ama 2 gündür çok yağmur yağıyor. Sıkışıklığı görün. Yeşil ışık yandı. Kurallara uygun olarak yolumuza devam ediyoruz. Şu Yunus Emre Parkı'nda eskiden gelir, yürür giderdik evimize. Çok evimizin dibiydi burası. Bitişiği. Buradan görüntüye de bakın. Eski hastanenin olduğu yere doğru ilerliyoruz. Laleleri görüyorsunuz. Artık Çorumlular da etrafın lalelerini süslemeye başlamışlar. Babamın yıkılan binasını buraya yapmışlar. Bakın, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü. Eskiden onun çalıştığı yerde de bu yazıyordu. Şube müdürüydü orada. Şimdi buraya yapmışlar. Aa, benim yaşadığım lojmanlarda şunlar. Şurası da kız kardeşimin okulu. Kız kardeşimin yıllar önce okuduğu okulu. Çorum'u da görmedik demeyin. O gördüğüm, sandığım yer lojmandır, lojmandır. Şurası ne? Eski hastane mi yoksa? Eski hastane. Bakın, şu anda kullanılmıyor. Arkasındaymış. Burası ne? Yatak mı? Aynı hastanenin kendisine benziyor. Ha, yani hastanenin de bakın şu arkadaki hastane. Askeriyesi de şurası anlaşılan. Askere falan gelirseniz, ha? Şubesi mi şurası Galip? Ha. Üniversitenin parçasıymış. Bunlar da hata falan yapmama izin vermiyorlar. Al işte jandarma, gördün mü Galip? Zaten anladım duvarları. Kaysılar vardı, kaysılar geldik çocukken, ağaçlara çıkardık. Şimdiki çocuklar kaysıya çıkamaz, eriye çıkamaz.
yok ayva alamaz. Anca ellerinde cep telefonu onu oynuyorlar. İyi ki onu beceriyorlar bari. Deminki parkın karşısı burası. Öbür yolu Yunus Emre Parkı. Şurada Atatürk'ün heykeli var. Yeşil ışık yandığı için bu sefer beklemeden gidiyoruz. Şu demin söylediğim perili köşk hikayesi uydurulmuş olan yahut da bina. Ağaçlar, rüzgar. Pir Baba Parkı da Çorum'da ünlü bir parktır. Herkes buraya göre tarif eder. Yolları Pir Baba'yı geçince Pir Baba'nın sağında, Pir Baba'nın solunda, Pir Baba'nın içinde kafe. Tam merkezde eski bir park burası. Çorumluların arabaları fena değil. Bakın A6'lar falan var. Ford Focus'lar var. Bazı şehirlerde ben çok eski arabalara rastlıyorum. Çorumluların hali fena değil demek ki. Yine de fakir olmakta neyidir bir video var ya, arabası yoksa fakir denir diye. O kadar da. Deminki kavşak uzaktan görünüyor. Daha belli. Şu eski sağlık il müdürlüğünün bulunduğu boş bina deminden. Saat Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Şu karşıda görünen sarı bina, sarı alçak bina belediye. Eklentileri de vardır belki sağda solda, bilmiyorum onu. Yani burası küçük göründü çünkü bana. Ha, şu taraftaki yüksek olan da hizmet binasıymış. Asıl şu. Bakın ünlü Saat Kulesi yine tam karşıda. Zaten başka tarihi eseri de pek yok Çorum'un. Görebileceğiniz tarihi eseri bu Saat Kulesi. Doludur da nerede hani? Çorum eski bir şehir. Eski bir şehir de ünlüsü yok. Turistliği yok diyelim. Ulu Camii'yi. Turistliği vardır. Alaca büyük bir kere Çorum'un içinde. Aman İstanbul'a vesaire kıyaslayınca yok gibi geliyor. Şu anda Ankara yoluna doğru yola çıktık. Ankara'ya buradan gidiyoruz. İleride sağda şehir hastanesi var, çok güzel. Şuradan ben çok alışveriş yaparım. Burada şu aralardan. Şuralarda kuyumcular var. Şu camiyi de eski tarihi severseniz. Şu caminin arkası Anadolu Eski Çarşı. Burada leblebisi ünlü. Leblebilerimizi aldık. Leblebinin kilosu 22 TL 2019'da. Kavrulmuş fındığın kilosu 40 lira. Kavrulmamış
Çorumlu Fıstık 22 liraydı. 2019 Çorum'da. Şu binada demek ki yenileyecekler ya da yıkacaklar. İskilip, Merzifon, Samsun sağ taraftaymış. Şapinova'ya ben de gitmedim. Soldaymış. Sungurlu, Ankara ilerideymiş. Biz Ankara'ya doğru gidiyoruz. Şehir hastanesine hala varamadık gördüğünüz gibi. Biraz şehrin dışında. Adı şehir hastanesi ama biraz şehrin dışında. Olsun, çok güzel. Ben çok beğenmiştim. Çok temiz, bakımlı. Amcam orada yataklı olarak yattı iyileşmek için bir süre. LPG'nin litre fiyatı 3.28'miş. İyi. Fena değil. Buradaki fiyatı da Ankara'da da 3.22. 3.19 en ucuz. Işın ışık yandı. Akıncı kışlasını görüyorsunuz şu anda. Demek ki Çorum'a girişte sağ tarafta. Çıkış da sol tarafta olduğuna göre. AFAD, İlafet Acil Durum Müdürlüğü. Amatem. Şehir Hastanesi'ni görürseniz Çorum'u bitirmiş olacaksınız. Sağda solda türbeleri var gerçi buranın. İçerisinde fetihler için gelen mübarek zatlar var. Piknik yerleri var buralarda yine. Onlar şehrin dışında. Biz sadece bir şehir turu yapmış oluyoruz şu anda. Şimdi sağ taraftaki Çorum'un şehir hastanesi, adı da tam neymiş? Hitit Üniversitesi Erol Olçuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İçi çok bakımlı. Burası acil şuradan giriliyormuş. Şu anda Çorum'dan çıktık. İleriden sola dönerek Ankara'ya gideceğiz inşallah. Hadi hayırlı yolculuklar.